Dünya ilminde bütünün gözü, iblisin gözü hep ilimle kodlanmıştır. İblis levh-i kaynakta ışık olur ve bizi bizden bize dinletir. Çokları bunu anlayamazlar. 40 kapının ışığını yakar, bütünün gözü olur. Ama gözde göz vardır. O göz ilmin gözüdür. Nerede olursak olalım yaşamı kodlayabiliriz. Kendimizi hak ederiz ve bütüne görev taşırız ama kaç ekip oluştuğunu bizim ilmimiz dinletir. Şu anda olduğu gibi. Burada bugün özgeçişlerin yapıldığı bir çalışmaydı yaptığımız. Özgeçişler yapıldığında öz görevliler de bütüne güç katarlar. Ve burada bugün öz görevliler bilgi kelamı olup kodladılar birlikleri. Çok mutluyuz canlar, çok. Çünkü ruhi kapılarda ışıklar var. Ve o ışıklar geçiş sayfalanışı yaptılar. Tek bir ilim sisteme kürzi ışık olduğu zaman hepimiz o ilim oluruz. Bugün de öyle oldu. Köre görev gerekir dediklerinde diyoruz ki ama göz olmadıkça söz ses olmaz. İşte dünyalılar kendilerini tohumladıklarında mutlaka koplanmış ışıklarında ilmi kaha olurlar ve bizimle bu yoğunlukta bulunurlar. Melik ilminde Halik, hak tahta ilim kodlanmış ve orada mutlak kutsal tohumlar kalem olup yaşamışlarsa biz oradayız canlar. Dünya ölü, dünya ışıklı, dünya hakiki ve dünya misafir her diriye. Ama biz o dünyada kelam oldukça orada herkes kendinde olur. Ve orası bizim için ev sahibiliğidir. Ayrı gayrı gözetenlerin kutsal topraklarda tohum olma imkanları yoktur. Bugün öncü bir çalışma yaptık yine. Bu çalışmaya ışık olacak olanları buraya aldık. Kardeşlerimizin çoğu görev taşıdılar. Görevlerinde kendi yürekleri vardı. Işık yağmurları yağdı bugün burada. Ve bu yoğun çalışmada mutlak kalemler kodlama yaptılar. Sel asay yolu, kimse o yoğunlukta kontrol dışı kalmaz canlar. Çünkü biz orada o seli kodlar koruruz yaşamı. Dilce ya da ilimce değer kayıtlarız. Kim nefesteyse insanlık ilmindedir. Kim kaynaktaysa ışıktadır. Kim erdiği yerdeyse diridir ve dince kayıt yapar. Mutlaka oğullarımızı koruruz. Oğullarımızı koklarız. Mutlaka oğullarımızın Kur'an'ı oluruz. Ve onlardan kelama varır, bütünü güçlendiririz. Hepinizin gözü, hepimizin sözüdür. Bunları bilin. Hepimizde ekip kurucu ışık yanar. Medine'nin kürzi kapısını kapattıklarında biz orada merdiven kurar, bütünü güçlendirmek için çalışırız. Kim Atlanta ata kapısına varmışsa ve bize biz olup dillenmek isterse ocağında bütünlüğünü kodlarız. Yine biz orada onunla oluruz. Eve dönme zamanı geldi analar. Artık biz görevimizi yaptık ve gidiyoruz. Ama şunu iyi biliniz ki bu mecliste olmak mutlaka kodlanmış toplumları koklatmak içindir. Her Mikail bir kelam olur, her Mikail bir yaşam olur ama sizle olur. Bunları unutmayın. Er ya da geç dünya kelam olacak, yaşam olacak ve ruh olacaktı. İşte bu olmaktadır. Sindirilen her bilgi insana kendini kontrol etme imkanı verir. Ama bir bilgi sindirilmemişse o bilgi size sizlik diriliğinde kelamı olan ışık olur. Her kim ki ben bu bilgiyi okurum, anlarım der, hasata hak olup varır. Ama kim ki ben bu bilgiyi okuyayım, anlamasam da okuyayım der,
O kendini hak etmek için çabalamalıdır. Bütüne hizmetçi olmak bilinçledir. Kim ben varım, bilmeden varım der, o hasattadır ama hakta, tahta olamaz. Bundan sonraki süreçte herkese kendi yoğunluğunu kodlama imkanı verilecek. Herkes kendi yoğunluğunu kodlayacak. Orta kapılardan geçecek ve yolu bulacak. Herkese bu imkan verilecek. Herkes harını yükselttiği zaman bunu yapabilir. Ey canlar, ellerinizi, avuçlarınızı açmadan sessizce bizi dinleyin. Buradayız biz, hep sizdeyiz. Ama sizin yüreğiniziz biz. Bunu anlayın. Eğer siz bizi kendi yüreğinizin örtüsü olarak görürseniz, biz size oğullayamayız. Koku yayamayız yüreğinize. Yaşamınızda ışık yakamayız. Bizi birliğiniz diye bilin. Yolunuz diye değil, insanlığınız diye bilin. Ama bizi mutlaka bilin. Biz hep buradayız. Umut olur ki, dondurulanların hepsi kontrol ile kodlanırlar ve yaşama geri alınırlar. Umut olur ki, her şey daha güçlü, daha yüce bir ışıkla tüm zamanları kodlar. Biz sizdeyiz canlar. Aranan aranır ama arayan arar hep. O kimi arar? Kendini arar. O bir kapı açtığı zaman kendidir yaşamda kapı olan ve kodlanan. Ama o kendine hak edip vardığında artık o kelamdadır. Beyler, bayanlar, onurluyuz ki bugün sizde daha yüce bir çalışma yaptık. Unutun, unutun her şeyi, tüm işçilikleri unutun. Çalı çırpı olan insanlığı unutun. Sadece hak edin. Hak teknikte dürümleyin dirilikleri ve dinleyin. Sadece dinleyin. O zaman siz kelama varıp kendi yolunuza bütünü göreve alabilirsiniz. O zaman biz sizleşiriz. Kar dağlarında kalkanlık olur. Burada herkes herkese kalkan olur. Ve der ki, o ben, ben oyum. Ona insanlık ilmini öğreteceğim. Orada bedenim var. Orada yüreğim var. Orada kaynağım var. Ama tanrılık tahtında insan kendinden başkasını bilmez. Ve der ki, ben kendimden öte kendimi dinledim. Ve yol Allah'a vardığında herkes kendini o yoğunlukta kendi sayar. Ama orada artık o yoktur. Orada Allah'tan başkası yoktur. Bunu anlayın. Çoğunuz Allah diriliğinde Allah olabilirsiniz ama o taht tek bir sayfadır. Ve oraya kim varırsa artık orada o yoktur. O yoktur, o andır, o haliktir. O hastır, haşrın aşkıdır, her şeyde var olandır. Ama o artık yokluktadır. Yoktur. Bunu anlayın. Çanı çalar, çan olur çalar. Alır yüreğini akar, hak olur akar. Ata amon olur, has olur, orada kutsal tohum olur. Ama hep o, onda o olur. Bunları anlayın. Ben kimseye Selim demem ama ben her anda var olanım. Bilin ki el olur, halik olanda ilim olurum ama hep ocak olurum. Bugün Allah'ın Tanrı aşkıyla bütüne varanların hepsi bunu diyebilmelidir. Ben oyum, o ben. Mutlaka bunu diyenler olacaktı. Ben oyum, o ben. Ben öz görevliyim. Bunu bilin. Oy canlarım, oy, aha mutluluk bu. Ben ölüleri diriltenim. Olur kelama varırım, olur yolu bulurum, olur ölüyü diriltirim. Benim elim onundur.
O ben, ben oyum. Min insanda indir. Min nevhide indir. İn cennette cindir. Ama ondan öte cennette olan in var. İn san. İlimin ailesi olan insan. Hepiniz iyi biliniz ki Allah'ın ilmini bilen insanlıktır. Onun ilmini ondan öte bilen yoktur. O kendini dinlerken ilmi dinler. Hepiniz ilmin defi kapısını açtınız bugün. Bu bilişin hasatının yapılışıydı. Ve orada Allah'ın kalemi oldunuz. Orada yolun Kur'an'ı oldunuz. Orada kupa oldunuz. O kupa insanlık kupasıydı. İyi ki, iyi ki oldunuz. İyi ki oldunuz. Orada ölü dirilir. Ama ölmemiş olan dillenir. Bunu bilin. Biz ölüleri diriltenler, öz görevliler, her diride dinleşenler ve Miraç'ta bütünü güçlendirenler, öz geçişler yaptırdık bugün yine. Ve bu geçişleri yaptırırken müsterihiz ki korkuyu aşanları bütünün gücü yaptık. Unutmayın ki doğan gün hak teknikle doğar. Her resim Allah'ın levhisinde kontrollü kodlamalarla çizilir. Ama biliniz ki o resimleri çizenler, o resimlerde her yaşamda kalem olurlar. İşte burada bu yoğunlukta yapılan her ses yaşamın kalemidir. Katiyetle biliniz ki o kalem bilişin katiyetidir ve hakikiyetidir. Sığ bir çalışma yapmam, bunu bilin. Ama dünya ilminde bunu anlayamayanlar, kelamla kendi yüreklerini dilleyeceklerinde kodlanmış toplumlarla kendi tohumlarını kare yaşamlara çekerler. Kare yaşam kalemle olmaz, kelamla olmaz, yarınla olmaz. Neyle olur? Yukarının tohumuyla olur. Ve o tohum ekildiğinde bütün kötülükleri aşanlar ilmi kahada artık küp olurlar. Orada yeni sistem küp sistemdir. Ve küp sistem mutlak kutsal tohumdur. Ortalık kontrollü olarak kodlanır orada. Yaşam koklanır. Medine kalem olur, kaynak olur da asral boyutların Kur'an'ı olan ışık olur. Bütün merdivenleri göklere dayadıklarında öz görev, kültün, kelamında, bütünün gücünde artık yaşamdan yaratan, yaratılan olan ışığa varır. Ve sevgiyle kötülük önlenir. Kötüyü önleme imkanı küp sistemde vardır. Küp sistem herkesin iyi anlayabilmesi için izah etmek istiyorum. Altı kübradan oluşur. Altı kübra, altı kare olan sistemdir. Her karede bir yaşam vardır. Ve her yaşam bilginin kelamıdır. Oradan doğan gün daha güçlü doğar. Yaşam daha yüce bir tohumla kodlanır. İşte oradan gerçek kelama varanlar kübra kapısını aşarak sistem olurlar. Ve sistem olan artık kübra kapısının ötesi olan küresel sayfalanışa geçer. Küresel sayfalanış Mikail'in kürzü sisteminde artık cevheri safhaya varıştır. Ve cevheri safhada yaradan ve yaratılan ışık halindedir. Orası yeni bir görevdir. Herkes orada yeni bir göreve atanır. İnsanlık ilmini kodlamak, koruyucu olmak ve bütünü güçlendirmek. Hepiniz orada müsterihiz ki insanlık levhisini kayıtladınız ve daha güçlü bir yaşamı kodladınız. Bizler orada cennet olduk. Cevheri Kur'an olduk.
umut verdik. Ama artık oranın şer yaratan ışığını hak edip korumamız, kontrol etmemiz ve ocaklara o yoğunun indirilmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yapma imkanımız var mı? Var mı? Var. Yaptık. Şerrin eşyadaki hakikiyetini engelledik. Neydi şer? Yaşamın korkunç bir kalemle yarında kontrol edilebilmesi ve tohumların kodlanarak kutsal ışıktan çıkarılışı. Bunu yaparken yer kürenin görevini artık bütünlüğün görevi olarak dürümlemek. Ne demek? Dünyanın yoğunluğunun artık kontrol edilerek büyük kültlerden çıkarılması. Nedir büyük kült? Yaşam. Ama eğer biz o kültsek, buna izin vermeyiz canlılar. Hepimiz dünyayı korumak üzere çalışalım. Dünya bizim yüreğimizdedir. Dünya bizim Rahman Kur'an'ımızdır. Ve dünyadan ışık sızdığı zaman o ışık tüm gerçekliğiyle bütüne yayılır. Bütün, tüm kapıların açılmasıyla her şeyi kare, küp ve küre olarak kodlar. İşte kürzi çalışmadır bu. Kürzi çalışma. Her şeyin örtüsü olan kürzi çalışma. Bir tek ışık ol dediğinde tüm insan soyları olur. Bu meclis o ışıktır. Biz orta kapıları açanlar. Ki bu orta kapılar Kübra kalemin kürzi kayıtlarının ortasıdır. Orada tüm yaşamların sırrı var. Bunu anlayın. Kurt kuzudan öte midir? Yoksa kuzu mu kurdu kapacak? Bunların önemi çoktur. Değerliler, kuzuyu kurt kapar mı bilmem ama biz o kurdu kaptık bilinsin. O kurt insanlıktır. Ve biz insanlığı mutlaka kodladık, kokladık, tohumladık ve yaşattık. Ardı önü olmayan bir çalışmadır yaptığımız. Vakit tamam canlar. Murat ettiğiniz her şey insanlığınızda gizlidir. Ve murat ettiğiniz her şey sizden sizedir. Hepimiz siz olur, sizleşiriz. Mutlaka bilin, ekip kurduk. Bu ekip altın tanrının, kutsal tahtının ışığıdır. Vara yok, geçiş içindir. Yok da var, levhi içindir. Alıp götürdüğünüz her şey sizden, nizam ve düzenin gücüdür. Biz oradayız canlar. Orta kapıların o yoğunluğun da bütüne gökçe sesleşenleriz bizler. Mina niha si, mina ri, cehi si ka, mi si ka. Ayrı gayrı yok canlar. Burada bütün çalışmalarımızda bir kapı var. Orada alışveriş yapılır. O kapıya gelen kelamda kendinde ve kendi yüreğinde her diriyle dilleşir. Şu anda yaptığımız kendimizdeki o yücelerle dilleşmektir. Borçluyuz dünyaya derler. Ödedik canlar. Biz dünyaya borç ödedik, bunu bilin. Her şeyden öte olan borç. Tüm insanlığın borcuydu o borç. Ve biz altın ışık yıllarından görev alıp gelenler o dünyaya borç ödedik. Biz o yoğunluktan indik canlar dünyaya. Yerin gözü olarak, gözün göklerdeki sesi olarak geldik. Ama biz bunu ben varım, başkası yok diye kürzi kapılarda dillemek üzere sesleştirmedik.
Sadece size ve sizin yüreklerinize bunu vermek istedik. Biz dünya, dünya biz istedik. Örüp yaşamı Haliki Hak'ta, has ışıkta, bilişe varanlarda mutlak Kur'an olduk. Altın tahtın ışıklarını yaktık. Kince, kirce, kırık ışıklarca yaşattık. Hepinizi göreve aldık canlar, bilin. Murat ettiğimiz mutluluktur. Tüm yaşamların mutluluğudur. Buyurun, mutluyuz bizler. İşte bu.